Merhaba arkadaşlar, sizinle bugün bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın temel hedefi aslında bir çorba yapabiliyor olmanız yeterli. Fakat bu çorbayı yaparken neler kazanacağız, neler öğreneceğiz ve hatta yaşamımızda nerelere dokunabileceğimizi keşfedeceğiz. Bunu hazırlarken birçok faktör göz önünde bulundurduk. Bir çorba yapacağız. Bu çorbayı bir kremalı çorba olarak tercih ettik. Çünkü hayatımızda bir sürü sınavlara dahil oluyoruz. Bu sınavlarda özellikle bizim temel hedefimiz, ulaşmak istediğimiz nokta dördüncü seviye aşçılık aşçılık belgesine sahip olabilmeniz için böyle kremalı bir çorbayı yapabiliyor olmanız gerekiyor. Temel hedefimiz kremalı bir çorba yapmak. Bunun da tavuk çorbası olma tercihini yaptık. Yani etli bir çorba ve kremalı bir çorba olmasını hedefledik. Buna benzer birçok ürün gerçekleştireceğiz. Öncelikle kremalı tavuk çorbasında karar kıldık. Kremalı tavuk çorbasımızı hazırlamak için önce 2 adet küçük baget, tavuk baget tercih ettik. Bunların derili olması, yağlı olması, çorbanın daha güzel olması demektir. Öncelikle hedefimiz bu. Tavuğun yağından da faydalanmak. Kemikli olması da tabii ki kemiğinden de, kemiğin lezzetinden de bir nebze çorbamıza dahil etmek. Bunun dışında neye ihtiyacımız var? Bazı arkadaşlarımız ilave edebiliyorlar. İlave etmeyen arkadaşlarımız da var. Yani sade tavuktan yapanlar da var. Ama biz bir miktar pirinç ilave edeceğiz. Nişasta oranını kullanacağız. Yani hem bir bağlayıcı olacak hem de çorbamızı zengin gösterecek. Lezzetlendirme açısından bir miktar sarımsak kullanacağız. Çok az bir miktar soğan kullanacağız arkadaşlar. Ve kremalı bir çorba demiştim ben bunun için. Kremalı bir çorba için krema kullanacağız. Hem üstüne servis etmek için hem de içerisine dahil edeceğimiz için şöyle ikiye böldüm kremamı. Yaklaşık olarak 60 ile 100 gram civarında krema kullanacağız. Lezzetlendirme açısı için yine biraz tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Belki bağlayıcıya ihtiyaç olacağını çok düşünmüyorum ama belki içerisine bir tatlı kaşığı kadar un ile kıvamını yoğunlaştıracağım. Karabiber ve tuzla lezzetini, tuzunu belirleyeceğim. Ve bir tutam nane tercih ettim. Maydanoz, fesleğen herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben naneyi tercih ettim. Bir tutam nane ile süsleyeceğiz üstünü ve bir dilim limonla servise sunacağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle tavuklarımızı haşlamamız gerekiyor. Ben bunun için tenceremin içerisine yaklaşık 3 su bardağı kadar su ilave edeceğim. Evet, suyumu ilave ettim. Ocağımın altını yakıyorum. Evet, ocağımı yaktıktan sonra tavuk parçalarımı suyumun içine yerleştiriyorum. Küçük parçalar tercih ettim. Bu sizin pişme süresini hızlandırma açısından sizin için faydalı olacaktır. Ve pirincimi de karıştırıyorum. Evet, pirincimi de ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika civarında harlı bir ateşte kaynamaya bırakacağım. Sonra kısık ateşe alacağım. Kısık ateşe aldıktan sonra yine bir müddet biraz tavuğum iyice haşlanana kadar onu haşlamasını sürdüreceğim. Bu arada o haşlanma süresindeyken ben soğan, sarımsak ve yağımla beraber güzel bir aroma hazırlayacağım. Yani bağlayıcısını hazırlayacağım. Çorbalarda genelde bağlayıcı olmalı arkadaşlar. Özellikle sınavlar için hazırlanan çorbalarda bir birim olarak nitelendiriliyor. Yani adayın çorbayı hazırlarken, çorbayı hazırlamadan ya da önce et suyu, tavuk suyu ya da bir çorbanın bağlayıcısını hazırlayıp hazırlayamadığı ya da bir sebze suyu çorbaya ilave etmek için gerçekleştirip gerçekleştirmediği belirlenen adımlar içerisinde bulunuyor. Biz de buna uygun olarak bağlayıcımızı hazırlayacağız. Etli bir çorba yaptığımız için içerisine ekstra et suyu ya da tavuk suyu ilave etmemize gerek yok arkadaşlar. Ben soğan sarımsakla aromasını gerçekleştirmek için bir miktar
soğan ya da sarımsak. Hazırlayacağımız çorba bir porsiyon olduğu için yarım diş kadar sarımsak yeterli. Bu da yaklaşık 2 gram ile 3 gram arasında değişir. Şöyle bir sarımsağımın yarısını burnu az doğrayacağım arkadaşlar. Karınca başı da denilebilir. Sınavda bu gibi niteliklere de dikkat ediliyor. Adayın doğrama çeşitlerini bilip bilmediği, bıçak kullanma tekniklerini bilip bilmediği yaptığı işlemler içerisinde takip ediliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor bu açıdan. Genellikle Fransızca tabir edilen, yani bağlayıcının hazırlanmasına roux deniliyor arkadaşlar. Yani her yapacağınız yemeğin ya da çorbanın roux'unu hazırlayabilmeniz gerekiyor. Fransızcasını size söylememin temel hedefi teorik sınavlarda da karşınıza kelime anlamıyla çıkabilir. Bu durumlarda size yabancı bir terim gibi gerçekleşmemesi gerekiyor. Ki buna benzer pişirme yöntemlerini gerçekleştirdiğimiz sürece size bu konularla ilgili detay da vermeye devam edeceğim. Mesleki yabancı dili keşfetmeniz gerekiyor. Bu İngilizce olabilir, Fransızca terimler olabilir. Eğer uluslararası mutfaklarla ilgili çalışmalar gerçekleştirecekseniz bu gibi terimlerin anlamlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önce soğanımı koyuyorum. Bir porsiyon çorba için bir yemek kaşığı kadar ince doğranmış soğan yeterli. Çorbaların içine koyduğunuz ürünlerin iyi pişip pişmediği dışındaki tüm fonksiyonları artık sosunda belirgin hale geliyor. Yani hazırladığınız meyhanede ortaya çıkmaya başlıyor. Bunda da ne kadar lezzetli olacağı gerçekleşiyor. Sizin lezzetli bir çorba hazırlamanız için bunlara ihtiyacınız var. Az önce de bahsettiğim gibi bir tatlı kaşığı kadar unumu da ilave ediyorum. Zaten tavuğumun yeteri kadar lezzeti olacaktır. Bir miktar yağ da olacaktır. Bunun için aşırı bir yağ yüklemesi yapmama gerek yok. Yeteri kadar. Yani bir yemek kaşığı kadar yağımız bizim için yeterli olacak. Buharlaşacak olan su miktarını da göz önünde bulundurarak çorba kasesi kadar suyumu ilave ediyorum. Çorbamın bağlayıcısını hazır hale getiriyorum. Bir miktarı buharlaşacak. Yani muhtemelen %50'si kadar kaynayıp buharlaştıktan sonra yoğunluk kazanması açısından geri kalan kısmına tavuğumun suyundan ilave edeceğim. Yani tavuğun kendi suyundan bir tavuk suyu çorbası elde etmiş olacağım. Evet, kısa bir süre onu da kaynamaya bırakıyorum kısık ateşte. Çorbam için kullanacağım limonu uygun hale getiriyorum. Misafirinizin rahat yiyebilmesi açısından içerisindeki çekirdekleri alabilmeniz faydalı. Evet arkadaşlar, daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık 15 ile 20 dakika arasında tavuklarım pişti. Fark ettiğiniz üzere suyum da zaten %50 oranında azaldı.
Buradan da tavuklarımın pişmiş olduğunu algılıyorum. Hemen tavuğumu ocaktan alıyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet. Meyhanemiz de çok güzel hazır oldu. Hemen yerini değiştiriyorum. Altını kısık ateşte kaynamaya devam ettiriyorum. Evet, hemen bıçağımın yardımıyla tavuklarımı alıyorum. Tabii tavuk çorbası yapınca bunu soğutup tiftiklemeniz daha kolay. Ben size kolaylık olsun, beklememeniz açısından, hem pratik olarak da hazırlamanız açısından şöyle bıçağınızın yardımıyla tavuğumun etli kısımlarını alıyorum. Çünkü ben zaten yeteri kadar derisinin suyundan ve kemiğinin suyundan faydalandım. Bu benim için yeterli olacak. Evcil hayvanlarınız varsa bunların kemikleri de onlar için faydalı olacaktır. Evet. Mümkün olduğunca deri çorbanın içerisinde çok şık durmayacaktır. Deriyi çorbanın içerisine koymamaya dikkat edin arkadaşlar. Ki çorbanın yapımının başlangıcında söylemiştim. Aşçılık seviye 4 sınavlarında daha çok çorbanın pürüzsüz, berrak, yani içerisinde deri ya da işte kemik bir kısmının çok bulunmamasına özen gösteriyorlar. Ben şu şekilde çorbamın yoğunluğunu da size göstereyim. Tereyağım hafif çorbanın üzerine çıkmış bulunuyor. Bu da çok güzel, şık bir görüntü sağlıyor. Az önce de bahsettiğim gibi meyhanesine bu yönden dikkat etmek gerekiyor. Tiftiklediğim tavukları koyuyorum içerisine. Tavuğum kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık 15-20 dakika kaynayacağını zaten belirtmiştim. Bıçak yardımıyla tiftikledikten sonra tekrar tenceremin içerisine koydum. Beraber kaynıyor şu anda. Kaynamaya devam ediyor. Meyhanemi de sizinle beraber yapmıştık. Meyhanemde ocağımın altını tekrar açtım. Çorbamı sıcak olarak servis edebilmem için ikisinde kaynıyor olma düzeyinde olması gerekiyor. Hem kaynarken bir yandan da bahsettiğim gibi biz kremalı bir tavuk çorbası yapacağız. Bunun için içerisine ilk bölüm olan üstüne servis için kremanın dışındaki kremayı meyhaneme ilave ediyorum. Yoğun bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Kremayı kesmemek için arkadaşlar. Krema çabuk kesilebilen bir ürün. Hem sıcak hem soğuk servis edilebiliyor. Evet, bunu da çırpma teli sayesinde güzelce yoğunlaştırmış da oluyorum. Evet, haşladığım tavuğumu şimdi meyhanemin üzerine ilave edeceğim. Evet, meyhanem de ılık durumda. Şimdi meyhanemi alıyorum. Çorbamın üzerine ilave ederken karıştırarak ilave ediyorum. Çok az bir nane de aromalandırmak için ilave ettim. Kapağını değiştirmeyelim. Evet, çok güzel kaynamaya, fokurdamaya da başladı. Yağ da yüzeye çıkmaya başladı. Çok güzel bir koku ve aroma veriyor. İçerisine çok az bir miktarda karabiber, çok az bir miktarda değirmen tuz çekiyorum. Kaya tuzu olması açısından, sağlık açısından çok etkili oluyor. Evet, gördüğünüz üzere çorbam artık hazır sayılır. Çorbamın altını kapatıyorum. Servis tabağımı yanıma alıyorum. Sıcacık çorbam
elimizi yakmayalım. Torşu ya da bezimizi kullanıyoruz. Belirgin olan tavukların olması gerekiyor. Yani zaten bir porsiyon hazırladım. Çok bir yoğun bir miktarda hazırlamadım. Bunda da tavuklarımın ön planda olmasını istiyorum. Fazla suyunu alıyorum. Hem lezzet vermesi hem de çorbamı renklendirmek amacıyla şöyle nane filizi de kullanıyorum. Bir tane servis tabağımı hazırladım. Evet arkadaşlar, lezzetli bir kremalı tavuk çorbası sunuma hazır. Misafirlerimize afiyet olsun.